Hadi bu videoda esneklik konusunu ele alalım. Esneklik. Bunun ne olduğuna ilişkin belki biraz bilgimiz var. Fakat bu videoda bu terimin ne anlama geldiğini somut olarak ortaya koymaya çalışacağız. Öyleyse birkaç örnekle başlayalım. Hepimiz esnek olan ve esnek olmayan maddelerin neler olduğunu biliriz. Örneğin lastik bantlarla veya yaylarla oynamışızdır. Bunlar yapıları gereği esnektir. Hemen yazalım. Lastik veya diyelim ki yay. Bunlar yapıları gereği esnektir. Esnek olmayan şeylere gelirsek muhtemelen bunları da biliyorsunuz. Örneğin kil diyelim. Kil hemen hemen hiç esnek değildir. Aynı zamanda çamur. Bunlar esnek olmayan maddelere bazı örnekler. Evet, esnek olmayan. Ve şimdi büyük soru geliyor. Esneklik ne anlama gelir? Bunu biraz durup düşünmenizi istiyorum. Çünkü niçin bu şeyleri esnek veya şunları esnek olmayan diye adlandırıyoruz? Buradaki temel fikir şu. Diyelim ki lastiği aldınız ve gerdiniz. Ne olur? Şekli değişir. Yani deforme olur. Ancak uyguladığınız kuvveti kaldırdığınızda hemen eski şekline geri döner. Yayda da aynı şey meydana gelir. Ancak kil veya çamur gibi bir şey aldınız diyelim. Eğer buna kuvvet uygulayarak şeklini bozarsanız ve sonra uyguladığınız kuvveti kaldırırsanız madde eski haline dönmez. Yani şekli kalıcı olarak değişmiştir çamurdan böyle güzel nesneler yapmamıza olanak veren işte bu süreçtir. Öyleyse artık şunu belirtebiliriz. Esneklik kuvvet uygulamayı bıraktığınızda maddenin eski şeklini yeniden kazanmanızı sağlayan özelliktir. Lastik ve yay bunu mükemmel şekilde yapar. Kil ve çamur topsa yapamaz. Buradaki büyük soru şu. Çelik gibi bir maddeyi hangi gruba koyarız? Çelik esnek midir yoksa esnek değil midir? Bunu bir düşünün. Şuradaki esneklik tanımına bakmayı unutmayın. Bu noktada videoyu durdurmanızı istiyorum. Bunun üzerinde bir süre kafa yorun ve çelik hangi gruba girer düşünün. Evet, yaygın olarak verilen cevapla başlayalım. Bu soru için verilen en yaygın cevap çeliğin esnek olmadığıdır. Niçin peki diye sorduğumda şöyle bir cevap alabilirim. Çeliğin şeklini bozamayız da ondan. Çünkü çelik katı bir maddedir ve deforme olmaz. İyi düşündünüz mü? Doğru cevap şu. Çelin şekli bozulabilir. Mesela çelik bir kaşığı eğebilirsiniz, değil mi? Bu cevaptan sonra insanlar şunu düşünebilir. Hmm, anladım. O zaman çeliğin esnek olmamasının nedeni eğdiğimizde eski şekline geri dönmemesi. Ancak gerçekte durum böyle değil. İsterseniz evde test edebilirsiniz. Bir çelik bıçak alın, az bir miktar eğin ve hemen eski şeklini aldığını göreceksiniz. Bir kez daha deneyin. Bakın, yine geri geldi. Buna göre kendi mutfağınızda bile çeliğin aslında esnek olduğuna ikna olabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta kullandığımız yayların çoğunun çelikten yapılmış olduğu. Yani eğer yay esnekse bunun nedeni çeliğin kendisinin esnek olmasıdır. Buradan hareketle aslında diyebiliriz ki çelik doğası gereği esnektir. Bir diğer örnek kemik olabilir. İnsan kemiği çok esnektir ve şekli değişebilir. Yani deformasyona uğrar örneğin çok ağır yükler taşıdığımız zaman bacak kemiklerinizde deformasyon görülür bu deformasyonlar çok küçüktür ama yine de vardır ağır yükleri bıraktığınızda uygulanan kuvvet etkisini yitirir ve kemikler de tıpkı lastik gibi eski şekillerine döner aradaki tek fark lastik deformasyonları görebilirsiniz yani esnek olduğunu kolayca hissedebilirsiniz Çelik ve diğer maddelerde gerçekleşen deformasyonlarsa mikroskobiktir ve çıplak gözle görülmezler. Ama deformasyonlar gerçekleşir ve kuvvet uygulamayı bıraktığınızda maddenin şekli tekrar eski halini alır. O zaman şu maddelerde elastik diyoruz. Şimdi büyük soru geliyor. Maddelerin esnek olup olmamasını sağlayan özellik ne? Bunu anlamak için maddenin içine kadar girmemiz gerekir. Örneğin lastiğin içine bakmış olsaydık onu bu kadar esnek yapan neyi görürdük? Hemen mikroskobik büyütecimi aldım. Evet. Lastiğin içinde bir sürü atom görürdük değil mi? İçeri yakınlaştığımızı hayal edin. Bakın bir sürü atom görüyoruz. Buraya iki tane atom çizeyim. Şimdi bu ikisi arasındaki kuvvetin niteliğini anlayalım. Böylece esnekliğin sebebini bulabiliriz. Bu atomların birbirini çekebildiğini ve hatta itebildiğini göreceğiz. Lastik gevşek durumdayken atomlar hemen hemen dengededir. İtmezler, çekmezler, hallerinden memnundurlar. Fakat lastiği gererseniz atomlar birbirinden ayrılır. Bundan hoşlanmazlar ve eski konumlarına, denge konumlarına geri gelmek isterler. Bu durumda yaptıkları şey birbirini çekmektir ve benzer şekilde bu lastiği sıkıştırdıysanız, yani atomları tekrar birbirine yaklaşacak şekilde ittirdiyseniz, bundan yine hoşlanmazlar ve birbirlerini iterek uzaklaşmaya başlarlardı. İşte bu tür kuvvetler sebebiyle lastik her zaman esnek şekline geri gelmeye çalışır. Buradaki atomlar sanki bir yayla bağlanmış gibi düşünün. Yani gerçekte bağlı değiller tabii ama öyleymiş gibi davranıyorlar. İşte lastikteki tüm atomların yaylarla birbirlerine bağlı olduğunu gözümüzle canlandırırsak gerdiğimizde veya sıkıştırdığımızda eski haline dönmesinin sebebini anlayabiliriz. Çelik ve kemikte de durum aynı. Fakat tıpkı herhangi bir yayda olduğu gibi bunlara çok büyük bir kuvvet uygularsanız o zaman esneklik özelliğini kaybederler kalıcı deformasyona uğrar ve artık eski haline geri dönemezler benzer şekilde eğer bu atomları aşırı şekilde birbirinden çekip ayırsaydınız onlar bile esneklik özelliklerini kaybederler ve birbirlerini çekmeye son verirlerdi böylece kalıcı bir deformasyon oluşurdu yani esnekliğin bir sınırı var eğer uygulanan kuvvet çok fazlaysa o zaman madde kalıcı deformasyona uğrar Eski şekline tekrar kazanamaz. Bu durumda onun esneklik özelliğini kaybettiğini söyleriz. Burada akıllıca bir soru sorabiliriz. Çok fazla dediğimiz oran ne kadar fazla? Bunun cevabı maddenin cinsine bağlı. Örneğin kil veya çamurda bu sınırın çok küçük olduğunu görürsünüz. Öyle ki çok küçük kuvvetlerle, parmaklarımızla uyguladığımız kuvvetle bile esneklik özelliklerini hemen kaybederler. Bu nedenle onlara esnek olmayan maddeler veya plastik deriz. Fakat lastik veya çelik gibi şeylerde sınır biraz yüksektir. Yani parmaklarımıza bir kuvvet uyguladığımızda şekil değiştirdiklerini görebiliriz. Fakat yine de bir sınırları var. Örneğin bir lastik aldık ve çok fazla gerdik. O zaman şekli kalıcı olarak bozulur. Yani hepsinin bir sınırı var. Son olarak iki maddenin esnekliğini nasıl karşılayacağımızı düşünelim. Bir şeyin az esnek veya çok esnek olduğunu nasıl anlarız? Bunu yapabilmek için esnekliğin tanımına geri dönelim. Eğer bir madde büyük miktarda kuvvete maruz kalıyor ama yine de eski şeklini geri kazanabiliyorsa o zaman bunun daha esnek olduğunu söyleriz. Diğer taraftan eğer bir madde küçük kuvvetlerde bile kalıcı olarak deformasyona uğruyorsa onun az esnek olduğunu söyleriz. Mantıklı, değil mi? O halde bu bilgilere dayanarak elastiklikle ilgili klasik bir soruyu cevaplayalım. Hangisi daha esnektir? Lastik mi, çelik mi? Bunun üzerinde biraz düşünün videoyu durdurmanızı istiyorum. Esneklik tanımına ve biraz önce konuştuklarımıza dayanarak doğası gereği hangisinin daha esnek olduğunu düşünüyorsunuz ve sebebi ne? Bu soruya da aldığım en yaygın cevap yine lastik. Nedeni sorulduğunda genelde insanlar çünkü lastik fazla miktarda uzayabilir ama yine de eski şekline geri döner diyorlar. Fakat çeliğin lastik kadar gerildiğini düşünemediklerini söylüyorlar. Doğru, çelik kırılır. Öyleyse belki de lastik daha esnek. Şimdi hatırlayın. Esneklikten bahsederken maddenin ne kadar fazla deformasyona uğradığına bakmıyoruz. Bunun konumuzla ilgisi yok. Tek ilgilendiğimiz maddenin ne kadarlık kuvvete dayanabildiği ve sonra tekrar eski şekline dönebildiği. Yani lastiğin çok gerilmesine bakmak esnekliği anlamak için iyi bir yöntem değil. Esneklik konusu şöyle bir yolla daha iyi incelenebilir. Bir çelik tel alalım. Sonra aynı uzunlukta ve aynı kalınlıkta bir lastik tel alalım. Yapacağımız şey ağırlıklar asılarak bunları deforme etmek. Diyelim her ikisine de 50 kilogram ağırlık astık. Bu durumda çeliğe ne olurdu? Çeliğin şekli hemen hemen hiç değişmezdi. Yani deformasyon mikroskobik olurdu ve 50 kilogram yükü kaldırdığımızda çelik eski haline dönerdi. Yani çelik esnek. Fakat lastiğe gelince eğer 50 kilogram yük asarsak eminim benimle aynı fikirdesiniz büyük ölçüde gerilecektir. Buradaki gibi fazla miktarlarda uzayacaktır. Evet 50 kilogramımız burada. Bunu kaldırdığımızda lastik eski şekline dönmeyecek. Kalıcı deformasyona uğrayacak. Bunu evde deneyebilirsiniz. Lastiği fazla miktarda gerin ve sonra bırakın. Eski haline kıyasla uzamış olduğunu göreceksiniz. O halde çelik herhangi bir kalıcı deformasyona uğramadan 50 kilograma dayanabilir ama lastik dayanamaz. Hatta çelik ki bunu ileride göreceğiz, şekli kalıcı bir değişikliğe uğramadan 1000 kilogram civarında ağırlığa dayanabilir. Fakat lastiğe 10 ila 20 kilogramlık bir kuvvet uygulanırsa kalıcı deformasyon görülür. Eğer konuyu bu şekilde ele alırsanız sizce hangisi daha esnek? Tabii ki çelik. Çünkü şekli kalıcı olarak bozulmaksızın büyük miktarlarda kuvvete dayanmış oldu. Özetlersek genellikle şöyle düşünürüz. Eğer bir şeyi çok uzatabiliyorsak daha esnektir. Fakat esneklik hakkında bu şekilde düşünülmemeli. Doğru olan yaklaşım şu. Eğer bir şey çok miktarda kuvvete dayanabiliyor ve eski haline geri gelebiliyorsa daha esnektir.